Kanalda abone olarak kanalı kaybetmezseniz ve yüklenen yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Faruk, 23 yaşında üniversite öğrencisiyim. Bu daha ilk senem. Ailemden ayrı geçirdiğim ilk aylar. Hemen hikayeme geçmek istiyorum. Bu anlatacağım hikayem daha dün yaşanmış sıcak ve gerçek bir hikayedir. Açık söylemek gerekirse belki yüzlerce porno hikayeler okumuştum ama kendi porno hikayemi yazacağım hiç aklıma gelmezdi. Bu benim ilk porno hikayem ve ayrıca ilk milli hikayemdir. Dün öğlene doğru yurtta tek başıma çok fena azmış bir şekilde yatağımda uzanmış ve her zamanki gibi porno hikayeler okuyordum. Sayfaları gezinirken bir escort reklamı gördüm. Çok fena azmışım zaten ve artık milli olmak istiyordum ve mala asılmaktan bıkmış gerçek bir seks istiyordum. Bir kadın sıcaklığını yaşamak ve am denilen şeyin tadına vararak zevkin doruklarına çıkmak istiyordum. Ailem daha bir önceki gün para göndermişti ve param vardı. Hiç sonrasını düşünmek dahi istemedim. Hemen numarayı çevirip tam 4 saat sonrası için randevu aldım. Artık nasıl çalışıyorlarsa, hem de iki sokak üstte kendi evinde buluşacaktık. O 4 saat bitmedi. İlk kez milli olacağım için evden çıkmadan önce hemen boşalmamak için tuvalete gidip mala son kez asıldım ve ardından büyük bir heyecan ile yola çıktım. 10 dakika sonra tarif ettiği eve gelmiştim. Apartmanın kapısı açıktı ve 3. katta oturuyordu. Kalbim küt küt atıyor ve soğuk terler döküyordum. Zili çaldım, kapı açıldı. Kapıyı öyle bir açtık ki resmen ağzım açık kaldı. Daha 10 dakika önce mala asılmıştım ama oracıkta kazık gibi oldu. Uzun sarı saçları, geniş basenleri ile kapıyı taş gibi bir hatun açmıştı. Kendimi tanıttım ve beni içeri davet etti. Odaya girdim ama çok heyecanlıydım. Hatun hemen bir saat vaktim olduğunu söyleyip parayı almak için elini uzattı. Bir saatliğine tam 250 TL verdim. Çok para biliyorum ama çok fena azmıştım. Parayı verdim, artık benimdi. O önde, ben arkasında yatak odasına gittik. Hatun soyunmaya başladı. Hiç konuşmuyordu. Zaten konuşmasına da gerek yoktu. Elbisesini çıkartıp siyah iç çamaşırı ile kalmış ve yatağa oturmuştu. Hadi soyun artık demesiyle birden çırılçıplak kalmıştım. İlk kez mi diye sordu. Sadece başımı sallayabildim. Kendini bana bırak o zaman dedi ve yanına çağırdı. Yanına doğru gidince birden yarağımı okşamaya başladı. İlk defa yarağımı benim haricimde biri okşuyordu. Hatun yarağıma yumulup yalamaya başlamasıyla zaten o anda ağzına boşalıverdim. Ama hatun tıpkı okuduğum porno hikayelerdeki gibi yarağımı yalayarak tertemiz etti ve sakso çekerek hemen eski haline gelmesini sağladı. Hatun yalıyor ve sakso çekiyor, ben ise resmen havalarda uçuyordum. Şimdiye kadar hiç yaşamadığım bir zevk yaşıyor ve nefes nefese kalmıştım. Hatun yatağa sırt üstü uzanıp sütyenini ve çamaşırını çıkarınca hafif kıllı amına doğru yöneldim ve amını öpmeye başladım. İlk başta korkak ve istekli bir şekilde amına doğru yönelmiş yalıyorken am tadına varınca resmen amının içine kafamı sokmuş gibiydim. Ben amını yalayıp yutarken hatun zevkten inliyor ve başımdan tutup amına doğru bastırıyordu. Am am dedikleri buydu demek. Göğüslerine doğru çıkıp göğüslerini avuçlayarak yumuldum. Meme uçlarını adeta dişliyor ve ısırmamak için kendimi zor tutuyordum. Bu arada hatun o sıcacık elleriyle yarağımı tutup amına sokunca zaten artık kendimden geçmiştim. Resmen bir dikiş makinesi gibi hiç durmadan yarağımı amına sokup çıkartıyordum. O kadar kendimden geçmiş ve hızlı sikiyordum ki hatun zevk çığlıkları atıyordu. Tam boşalmak üzereyken sakın boşalma dedi ve beni itip yarağıma tekrar yumuldu. Oracıkta hemen ağzının içine boşalıverdim. Ama hatun yarağımı yalayarak tertemiz etti ve çok sürmeden yarağımı tekrar eski haline getirmişti. Benden çok hoşlandığını söyleyip domalınca elini götüne soktu ve götten sik beni erkeğim demez mi?
Kaygan yarağımı göt deliğine sokup sikmeye başladım. Am niyetine gitmiş hem am hem de göt sikmiştim. Götten sikmek bambaşka bir duygu mu desem zevk mi desem bilmiyorum. Hatunu uzun ve sarı saçlarını at kayışını tutar gibi kavramış ve saçlarını çeke çeke, bağırta bağırta zevk çığlıklar içinde sikiyordum. Hele bir de götüne boşalmam. Tüm döllerimi göt deliğinden içeri hani kolayı çalkalayıp kapağını açarsınız ya, aynı o şekilde patlamıştım. Bir saati geçmiştik ama ilk milli olmam şerefine başka para istemedi. Kalkıp üstümü giyindim ve yurda dönüp hemen duşa girdim ve yatağa sanki üzerimden tonlarca yük kalkmış gibi bir kuş misali hafiflemişçesine yatağıma uzanıp uyumuşum. Uyandığımda sabah olmuştu. İşte benim ilk milli oluşum ve porno hikayem. Önümüzdeki ay bizimkiler para gönderir göndermez tekrar gideceğim. Ama daha bir ay var. Nasıl dayanacağım bilmiyorum.